Bu video 25 Mayıs tarihinde hazırlanmıştır ancak ambargo sebebiyle bugün yayınlayabiliyorum. Yakın zamanda hoş bir davet aldım. Bu davet Ubisoft'tan gelmişti. Online bir ortamda dünyanın dört bir yanından gelen basın mensubuna, YouTuber'ına falan ilk kez Far Cry 6'yı göstermek istiyorlardı. Dediler sen de gelirsen bakarsan güzel olur dedim. Aa sağ olun be, olur yani, güzel olur. Bu davetin sonucunda da Mayıs ortasında ilk kez online ortamda Far Cry 6'yı gördüm. 25 dakikalık bir sunumla birlikte oyunu tanıma fırsatına eriştim. Ve sevgili arkadaşlar, ben bugün yeni görüntüler eşliğinde Far Cry 6'dan bahsedeceğim size. Ne öğrendik, öğrendiklerimizle ilgili ne hissettik, bunları anlatacağım. Far Cry 6 detayları. Daha önce takip edenleriniz olmuştur belki, Far Cry 6 ile ilgili bugüne kadar pek fazla video çıkmadı ortaya. İlk kez yeni oynanış görüntülerini görme şansına eriştik. Zaten bu görüntüleri görür görmez de bir şey dikkatimi çekti direkt: grafikler. Bu ne oğlum, bayağı iyi lan grafikler. Manzaralar, ortam, doku kalitesi falan her şey çok iyi duruyor. Hakikaten böyle yeni nesil bir şey geldiğini hissettirdi bu video bana. Far Cry adının hakkını verecek cinsten görseller var burada yani. Belki çoğumuz unutmuşuzdur ama Far Cry markası ilk çıktığında abi teknolojik zirve anlamında çıkmıştı. Far Cry'in çıkış mottosu buydu: zirveyi temsil ediyordu yani. Bir Far Cry oyunu her zaman görsel açıdan döneminin en iyisi olmaya oynardı. Far Cry 1 böyleydi. Far Cry 2'de de bunu görmüştük. Özellikle haritaya yayılan alev sistemi teknik açıdan sağlam bir işti. Ama ne olduysa abi, Far Cry 3'ten sonra, 3 de güzeldi ama 3'ten sonra bu konu biraz gündemden düşmeye başladı. Hiçbir Far Cry oyununa görsel açıdan kötü diyemeyiz ama hiçbirine de döneminin zirvesi denmez yani. Sanki Far Cry 6'da bu tekrar hatırlanmış gibi abi. Koca bir dünya var. Bu dünyada gösterdikleri şeyler nefes kesici duruyor ya. Umarım çıktığı günde bu grafikleri verebilir. Çünkü Ubisoft'un o oyunlarına sonradan downgrade yaptı, hepimizin malumu. Böyle gösterirler ne çıkar Allah bilir gibi bir durum olmasın. Neyse, onu çıkınca görürüz artık. Far Cry 6'nın geçtiği yer abi Küba'dan esinlenilmiş bir mekan olan Yara Adası. Bu Yara Adası'nda direniş temsil eden Dani isimli bir karakteri yönetiyoruz. Ve fark edeceğiniz üzere artık ara sahnelerde karakterimizi görebiliyoruz. Normalde Far Cry'ler hep böyle birinci şahıstan anlatırdı hikayeyi. Ama bu durum en sonunda değişmiş ve iyi ki de değişmiş be. Çünkü abi önceki Far Cry oyunlarında hep kötüleri hatırladık biz ya. Ana karakterler o kadar silik tipler oldular ki Far Cry 3 deyince aklıma bu geliyor, Far Cry 4 deyince bu geliyor, 5 deyince de bu geliyor yani. Tek bir oyunda bile ana karakter aklımda kalmamış. Far Cry 6'da bu iş değişecek gibi, ana karakter de önemli olacak gibi. Bu ara sahnelerde artık karakterimizi de görecek olmamız onunla daha rahat empati kurabilme ihtimalimizi de arttırır. Son noktada tabii uygulamayı görmek lazım ama hikaye anlatım açısından pozitif bir değişim bence. Ana karakter demişken, kendisini ister erkek ister kadın olarak seçebiliyoruz. Bize bırakılmış tercih. Artık tüm Ubisoft oyunlarında standart haline gelen bir durum oldu bu. Tabii sadece ana karakteri abanıldı, oyundaki baş kötü karakter unutuldu diye bir şey yok. Kötü karakterimizi usta aktör Giancarlo Esposito abimiz canlandırıyor. Bunu zaten oyunun duyur fragmanında görmüştük. Sürpriz değil, bildiğimiz bir şey. Kendisi oyun içerisinde bir diktatör abi. Yara Adası'ndaki rejimin başında bizim savaş verdiğimiz baş kötü anlayacağınız. Bu baş kötü karakterimizin bir de oğlu var. Kafası karışık bir oğlu. Zaten hikayede bu üçlü arasındaki dinamiğe değinecek. Baba, oğul, bir de biz, Dani. Böyle üçlü bir örgümüz var. Klasik Far Cry oyunda olduğu gibi ada içerisindeyiz dedik, fakat bu seferki adayı oldukça büyük tasarladıklarını söylüyor yapımcılar. Hatta şöyle bir karşılaştırma yaptılar sunumda. Önceki Far Cry oyunlarında bir bölge keşfediyormuş gibi hissederken bu kez bir ülke keşfediyormuş gibi hissedeceksiniz. Bunu neden söylüyor? Çünkü diyor ki bizim oyunumuzda bu kez çok fazla çeşitli yer var. Farklı coğrafyalar, farklı yerleşkeler falan, bayağı değişik şeyler vardı. Önceki Far Cry'lerde genelde tek tip yerler vardı ya. Bu kez öyle değil abi, bu kez çeşit fazla olacakmış. Kendileri bugüne kadar yaptığımız en iddialı dünya diyorlar Far Cry 6'nın dünyası için. Açıkçası işin yeşillik kısımları zaten görmeye alışık olduğumuz kısım. Oralar önceki Far Cry'lerden de alışık olduğumuz ortamlar. Fakat bu kez büyük bir şehrimiz de var. Bu şehir olayı bence Far Cry'in çehresini değiştirmiş ya. Böyle dikine binalar, dar sokaklar falan, ambiyans farklılaşmış yani. Valla bu şehir havası benim hoşuma gitti. Üstelik istersek böyle silahımızı kaldırabiliyoruz abi. Oyunda silah kaldırma özelliği de var. Böyle silah koyuyorsun kılıfına. Normal vatandaş gibi şehri gezebiliyorsun. Bu olay da hoş. Sadece düşmanın yanına çok girersek bizi fark ediyormuş. Gitmezsek böyle el kol sallaya sallaya geziyoruz. Tabii bu şehir ne kadar büyük olacak ve bu şehir dışında oyunun haritası ne kadar fazla çeşitlilik barındıracak onu tahmin edemeyiz. Bir bölge değil de gerçek bir ülke keşfediyormuş gibi hissedeceksiniz demek oldukça iddialı. Fakat böyle geniş bir şehir, geniş bir harita, geniş bir dünya yapsalar bile biraz da bu dünyada ne yapacağımız önemli değil mi? Yani ne görev yapacağız abi, oyun nasıl akacak? Bunlar da kritik sorular. Şimdi gelelim tüm video boyunca en çok şüphe duyarak anlatacağım kısmı. Oyunun görev sistemine. Bakın arkadaşlar, 25 dakikalık bir sunuma katıldım dedim ya, sonra 20 dakikalık özel bir video yolladılar, onu da izledim baştan sona. Ve aklımdaki bir soru hala daha pozitif bir şekilde cevaplanmadı. Oyundaki görevler. Abi Far Cry'ların beni en çok baymaya başlayan yanı, biliyorum seveni çok, ancak kendini tekrar eden görev yapıları beni çok baydı ya. Onlarca outpost ele geçir, 20 tane radyo kulesi aç, 50 tane bir şey topla falan, beni artık acayip sıktı yani. Bunlar olmasın demiyorum, bak demiyorum öyle bir şey. Olsun tabii canım yani, ancak oyunun ana noktası bunlar olmasın. Oyunun sırtını yasladığı yer burası olmasın yani. Görevler o kadar birbirine benziyor ki Far Cry'larda, oyun size farklı bir şey yapıyorsunuz diyor ama anlamıyorsun farklı bir şey yaptığını. Ha ana görev, ha yan görev, ha outpost falan, her şey birbirine çok benziyor. Far Cry 5'te bunu kırmaya çalışmıştı firma. Kısmen de olsa başarılı olmuştu aslında. Umarım Far Cry 6'da tamamen bu olayı kırarlar.
Fakat ilk gösterilen bilgilerden anladığım kadarıyla abi görevlerden pek bir şey beklememek hayırlısı olur yani. Çok böyle çünkü benzer gibi duruyorlar. Hani kirli polislere rüşvet vermek gibi enteresan görevler var. Ama onun dışında işte git radyo sinyallerini boz, git şuraya sabote et, git şu üssü ele geçir gibi klasik yan görev sistemi çok yoğun bir yer kaplayacak gibi. Yani inşallah bu güzel manzaralar, bu güzel atmosfer git ve 20 tane üs ele geçir görevleriyle sıkıcı hale gelmez. Umut ediyorum bu görev işini çok basite indirgememişlerdir. Ama bu noktadan ciddi şüphelerim var. Gelelim oynanış tarafındaki kısımlara abi. Birincisi şunu söyleyeyim. Oyunda artık bir loot sistemi var. En kritik değişiklik bu. Karakterimizi baştan aşağı giydirebiliyoruz. Her bir giydirdiğimiz eşya da karaktere belli artılar katıyor. İşte gözlük taktın, artı 5 daha kuvvetli vuruyorsun gibi bir şey yani. Tabi bu loot olayı ne kadar derinleşecek onu söylemediler. Ancak baya baya looter shooter kafası bir şeye gidebilir. Oyun yapısı müsait çünkü. Taktığımız bereden giydiğimiz eldiveni, ayağımıza geçirdiğimiz ayakkabıya falan her şeye karışabiliyoruz karakterde. Bir de bir şaşırdığım nokta şu sahneye bir bakar mısınız ya? Karakter abi third person oyundaymış gibi yürüyor. Bayağı karakteri sırttan omuzdan görebiliyoruz böyle. Yapımcılara soru sorma şansım olmadı ama soru sorma hakkım olsa ilk bunu sorardım herhalde ya. Bayağı oyuna üçüncü şahıs kamera açısı mı eklemişler? Ne yapmışlar? Öyle bir şey duruyor burası. Bununla ilgili net bir açıklama gelmedi ama kişisel tahminim şu. Oyunu baştan sona böyle oynayamayacağız. Sonuçta bu bir FPS oyunu yani. Aksiyon hep first person'dan olacaktır. Ancak bazı güvenli alanlarda, bazı böyle safe bölgelerde falan Destiny gibi üçüncü şahıstan gezebileceğiz. Destiny'de de böyleydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yani kısıtlı alanlarda third person olarak karakteri görebileceğiz. Benim açımdan olumlu abi. Ben karakterimi kendim giydirebildiğim her oyunda görmek isterim. Mesela Cyberpunk'ta da en çok aradığım şeylerden bir tanesi buydu. Sadece motor kullanırken değil belli başlı yerlerde de karakterimizi görsek iyi olurdu yani. O kadar giydirdik sonuçta abi. Azıcık görelim ya, hakkımızdır. Mesela burada at kullanırken de böyle third person bir sahne var. Gene sırttan görüyoruz karakteri ama burası sinematik de olabilir, emin değilim. Fakat burası sinematik değil abi. Burası bayağı oyun içi işte. Eğer oyunda böyle bir yer yoksa bayağı bayağı kandırmaya girer lan bu. Sahte oyun içi yapmamışlardır yani. Vardır bu anlar. At dedik. At dıgıdık dıgıdık. Buradan da araç ve ekipman olayına bağlayayım. Çünkü orada da enteresan bir kafa var. Önce araçları anlatayım abi. Evet, oyunda araç kostümizasyonu var. Merak edilen bir konu. Oyunun dünyası Küba'dan esinlenildi dedik ya. Oradaki ambiyans sağlayacak araçları da koymuşlar. Bol bol araç kostümize edebileceğiz gibi duruyor. Ancak benim daha çok ilgimi çeken kısım araçlar ve onları özelleştirmek değil de silahları özelleştirebilmek oldu. Ciddi ciddi abi, ben Far Cry'daki özelleştirme imkanlarını sevdim yani. Basit bir tabancayı alıp böyle hayvan gibi av tüfeğine çevirebilme olayı hoşuma gitti. Bu kısımda da iddialı konuştu yapımcılar. Umarım gerçekten iyi yapmışlardır ama bol bol silahları böyle özelleştirebilecekmişiz. Vallahi bu haber çok iyi haber benim için. Ben özellikle böyle Far Cry gibi açık dünya bir oyunda, serbestçe oynayabildiğim bir oyunda kullanacağım silahların da olabildiğince benim seçimime bağlı olmasını isterim. Şöyle sevdiğin bir silah yapacaksın abi, özelleştirip onunla göreve akacaksın böyle. Onun keyfi başka. Ama asıl fantastik kısma geleyim. Oyuna yeni bir silah türü eklemişler. Adı Resolver Weapons. Far Cry 6 ile beraber gelmiş abi. Bu silah grubu bildiğiniz fantastik silahları kapsayan bir grup. Bak şimdi bir örnek göstereceğim size, anlayacaksınız direkt. Şimdi şu silahı bir bakın. CD fırlatıyor bu silah. Bayağı müzik CD'si fırlatıyor abi. Bir yandan da müzik de çalıyor. Bak dinleyin. Müzik çalarken düşmana fırlatıyorsun. CD böyle takılıyor falan. Bu nedir ya? Baya makarna çalıyor lan. İşte bu kafada silahların bulunduğu yeni bir silah sınıfı eklenmiş oyuna. Resolver Weapons diye. Ben bu tarz böyle gerçekçi atmosfere sahip oyunlarda bu kadar uç silahlar oynamaktan pek keyif almasam da hastası şok olacaktır yani. Hani önemli bir detay, paylaşmadan geçmemek gerek. Bir fantastik silah da şu karakterimizin sırtında taşıdığı şey. Bu sırt çantaları abi bize aksiyon esnasında anlık ulti hareketleri yaptıran özel çantalar. Tek tip değiller bunlar. Çeşit çeşit farklı yetenekli çantalar varlar. Bunları yaptığımızda kamera açısı yine böyle karakteri uzaktan gösteriyor ve aksiyonu uyguluyoruz. Bir tanesinde böyle önümüze füze atıyoruz çantamızdan. Bir başkasında bulunduğumuz yeri aleve boğuyoruz falan. Hani bayağı çılgın işler var. Zaten oyunun bu fantastik silahlarla sağlamaya çalıştığı bir felsefe de tek kişilik ordu felsefesi. Oyun bu tek kişilik ordusunun siz hissiyatını kuvvetlendirmek için uğraşıyor. Bu silahlar da bu uğraşın sonucu. Tabi bu kadar ağır ateş gücü varken gizli oynamak isteyen kaç kişi olur bilmiyorum ama gizli oynamak isteyenler için de enteresan şeyler koymuşlar. Mesela beyzbol topu var. Değişik. Yani alev fırlatan makinenin yanında bir garip durdu tabi ama vardır elbet farklı şeylerde. Buraya kadar seyrettiğim oynanış görüntülerinden anladığım abi oyunun genel oynanış temposu da biraz hızlanmış ya. Aksiyon tarafı için söylüyorum. Karakterimizin hareketleri, aksiyonumuzu önceki Far Cry oyunlarına göre daha dinamik geldi bana. Ya da oynayan kişi oyunu acayip akıcı oynuyor diyeceğim ama yok abi, öyle bir şey değil bu ya. Daha dinamik bir aksiyon var burada. Vuruş hissi bakımından da epey beğendim bu oyunu. Özellikle şurada vurduğumuz düşman tam olarak vurulduğu yeri tutuyor ya, o hoşuma gitti. Denk mi geldi, özellikle mi koydular bilmiyorum ama bak tam karın bölgesinin yanından vuruyoruz, tam oraya tutuyor düşmanda. Oyun çıktığında da düşmanlar bu kadar hassas olacaklar mı, özellikle mi bu sahneye koydular, orasından emin değilim. Ama öyle bir gazımı arttıran bir detay oldu yani, başardı gazımı arttırmayı. Sonuç, gördüklerimizi beğendik mi?
Öncelikle şunu belirteyim abi, oyunun bu yıl çıkacağı söylendi ama ben bu videoyu çektiğimde net bir çıkış tarihi belli değildi. Benim tahminim Ekim ya da Kasım'da oyunun çıkacağı yönünde. Haziran'da da ne zaman çıkacak diye duyururlar. Bunun dışında genel olarak gördüklerimi beğendim mi diye sorarsanız itiraf edeyim abi, bu sefer beğendim ya. Yani Far Cry 3'ten beri ilk kez bir Far Cry oyununa heyecan yaptım açıkçası. Serinin tüm oyunlarını oynadım. Far Cry 5 az buçuk zevk verse de geriye kalanları beni bayağı bir baymıştı artık. Ama Far Cry 6 havasıyla, şehriyle, silah özelleştirmesiyle, ana karakterine önem vermesiyle beni çekmeyi başardı kendine. Kötü karakter de güzel abi, o da güzel ama bugüne kadar hep kötü karakter dinledik zaten Far Cry'lardan. Ben biraz daha ana karakter merak ediyorum. Zaten hepimizin malumu abi, teknik olarak oyun sıçmazsa, yani böyle çıktığında oyunu FPS problemleri berbat seviyelerde falan olmazsa iyi bir şey çıkacak ortaya. Kime göre iyi, neye göre iyi diyeceksiniz ama şuna göre iyi abi, Far Cry'in hayranları memnun kalacaktır bu oyunda. Hani Far Cry'i seven bu oyunda da sevmeye devam edecektir, onu demek istiyorum. Ben baydım ama baymayan milyonlar var. Ama bu seferki sunumda şöyle bir şey de hissettim. Benim gibi böyle Far Cry serisinden bezmişleri de kendine çekebilecek potansiyeli görüyorum yani. Tek bir korkum var dediğim gibi abi. Bu korku oyunun benim açımdan felakete dönmesini sağlayacak bir korku gerçi. Şu bölüm tasarımı, görev akışı konusu acayip canımı sıkıyor yani. Şüphelendiriyor beni. Ne olur şöyle güzel gözüken bir dünyada birbirinin aynısı amaçsız, bomboş, hikayesiz görevler yapmayalım ya. Ne olur yapmayalım lan. Böyle güzel gözüken, umut vaadeden bir oyunda boş işler peşinde koşmayalım ya. Gerisini halledersiniz abi. Okey, onu biliyorum. Ama şu oyunun küflenmiş görevlerine bir çeki düzen, bir kalite falan verin lan. Yoksa görüntüler şahane, aksiyon bayağı hoş duruyor, bunlara sözüm yok. Bu kez seni biraz farklı bekliyorum Far Cry 6. Bayağıdır hakikaten böyle beklemiyordum. Far Cry 5'te falan hiç öyle heyecan yapmadım açıkçası. Ama bu kez bir heyecan verdin bana. Umarım bu heyecanı kırmazsın. Umarım güzel, sağlam, böyle taş gibi bir şekilde gelirsin. Bekliyoruz.